özeltilerde derişim, ikincisi hacimce yüzde derişim. Yine tanımını yapılacak olursak arkadaşlar şöyle diyoruz. Sabit sıcaklıkta 100 gram çözeltide çözünen maddenin hacmine hacimce yüzde derişim denir. Yani yine aynı benzer formülü kullanabiliriz. Hacimce yüzde derişim için işte V bölü 100 eşittir çözünen hacmi, bu genellikle mililitre, bölü çözelti hacmi mililitre cinsinden aldığımız zaman hacimce yüzde derişimine ulaşırız. PPM ise arkadaşlar milyonda bir kısım demektir. Yani daha seyreltik, daha az, daha minik tanecikler bulunduran, derişimi çok küçük olan çözeltiler için kullanılan bir derişim türüdür. Bunun da en pratik, en hızlı çözümü şurada formülde verilen şekilde yazdığımız zaman çok rahatlıkla sonuca ulaşırız. Yalnızca burada şuna dikkat etmemiz lazım. Çözünen ve çözeltinin kütlesi aynı türden olması lazım. Genellikle PPM'de miligram kullanır. Yani pay ve payda miligram olmak koşuluyla, yani ikisi de gram da olabilir. Verilen nicelikleri grama ya da miligrama çevirdiğimiz zaman, bunu 10 üzeri 6 ile çarptığımız zaman milyonda bir kısım olan PPM derişimine ulaşmış oluruz. Buna dikkat edersek PPM'de herhangi bir sıkıntı yaşamayız. 150 mililitre etil alkol 100 mililitre su içerisinde çözülerek hazırlanan çözelti hazırlanıyor. Çözelti etil alkol hacimde yüzdesi nedir? Ne diyelim? V bölü 100 eşittir çözünen 150, çözelti 150 artı 100 diyoruz. Bu da ne yapar? V bölü 100 eşittir 150 bölü 250. Sadeleştirdiğimiz zaman burası 3, burası 5. Sadeleştirdiğimiz zaman burası 2. Çarptığımız zaman buradan 60 çıkar. Yani %60'lık bir alkol çözeltisi elimizde olduğunu buluruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir site havuzunda 400 ton su bulunmaktadır. Havuz suyunun klor iyonu derişimi 1,5 ppm olduğuna göre havuzdaki toplam kaç gram klor iyonu bulunur? Bunu bulunuz diyor. Şimdi ppm'de şöyle hatırlayacak olursak ne demiştik? PPM ne diyoruz? Çözünen kütlesi. Bize ne türünden istemiş burada? Gram. O zaman gram olalım. Bölü çözeltinin kütlesi. Onu da gram cinsinden alıp 10 üzeri 6 yani milyon sayısıyla çarptığımız zaman sonuca ulaşırız. O halde burada sonucu gram cinsini istediği için 400 ton suyu grama çevirelim. 400 ton ne yapar? Bunu kilograma çevirirsek 400 ton ne yapar? 400 bin kilogram yapar. Onu da binden çarparsak ne yapar? 400 milyon gram yapar. Yani bunu 400 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. PPM bize vermiş 1,5. Klor miktarını istiyor. Yani çözüneni. Onu bilmiyoruz. 400 çarpı 10 üzeri 6. Bir de formülden gelen 10 üzeri 6 var. Bunlar birbirini götürdü. 400'den 1,5 çarparsak 600 gram. Demek ki 400 ton suyun içerisinde 600 gram klor bulunduğunda PPM olarak değişimi 1,5 olur. Doğru cevabımız C seçeneği. 1 gramlık bir ilaç tabletinde 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 miligram etken madde vardır. Karışımdaki derişimi kaç PPM'dir? Etken madde. Burada ne yapıyoruz? Yani ilaç bu çözeltinin tamamı, yani hazırlanan çözeltinin toplam gram 1 gram. Bunu ne yapmam lazım? Miligrama çevirmem lazım. O halde 1 gram biliyorum ki 1000 miligramdır. O halde PPM derişimi bulalım. Neydi? Çözünen maddemiz, etken maddemiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Peki çözeltim ne kadar? 1000 gram. Onu da 10 üzeri artı 3 olarak yazıyorum. Çarpı formülden de ne geliyor? 10 üzeri 6 geliyor.
Burası ne olur? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri 6. O da ne yapar? 50 ppm yapar. Doğru cevabım D seçeneği olur. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram şeker katısı sular çözünerek kütlesi 100 gram olan bir çözelti hazırlanıyor. Buna göre şekerin derişimi kaç ppm'dir diye soruyor. Hemen ne yapıyoruz? Yine hatırlayalım. Ppm neydi? Çözeltinin kütlesi bölü, şöyle düzelteyim, yanlış oldu. Çözünenin kütlesi. Çözünenin kütlesi. Burada ikisi de gram cinsinden verildiği için sıkıntı yok. Çözelti kütlesi. Zaten kütle dediği için şunları yazmama da gerek yok. Şöyle düzelteyim. Evet. Daha. Evet. Çözelti kütlesi çarpı milyon. Çünkü milyonda bir kısım. Şeker verilmiş. Ne kadar? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. 100 gram tamamı imiş çözeltin. O da 10 üzeri artı 2 çarpı 10 üzeri 6. Bu da ne yapar? 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri 6'dan 80 ppm yapar çözeltimizin şeker derişimi. D seçeneği. 160 mililitre karbon tetraklorür sıvısının bir miktar benzen sıvısı ile çözülmesi hazırlanan çözeltide karbon tetraklorür sıvısının hacimli yüzde derişimi %20'dir. Buna göre karışıma ilave edilen benzen sıvısı kaç mililitredir? Burada çözücü benzen. Dolayısıyla ilave edilen benzeni soruyor bize. %20'ymiş. 20 bölü 100. 160 mililitre karbon tetraklorür var. 160 mililitre karbon tetraklorür ile beraber bir miktar benzen var. O halde şunu sadeleştirirsek 5. 800 eşittir 160 artı x. X eşittir ne yapar buradan? 640 gram. 640 hacimci olduğu için 40 gram doğru olmaz. Düzeltelim. 640 mililitre ne vardır? Benzen vardır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Kolonyaların dereceleri kolonyadaki alkolün hacimce yüzdesi ile belirtilir. Buna göre 160 ml etil alkol 40 ml saf su ile hazırlanan kolonyanın derecesi kaçtır? Yani yüzde derecesini bulalım. Hacimce yüzdesi eşittir. Çözünen alkolün 160 ml. 160 ml alkol 40 ml su ile karıştırılmış. O zaman V bölü 100 eşittir. 160 bölü 200. Sadeleştirdiğim zaman burada ne çıkar? 80 çıkar, %80. Yani 80 derecelik bir kolonyaymış bu.